Buralı mısın sen? Çıtlık Karacalan Mahallesi. Çıtlık'tan, ha, o bizim geldiğimiz yol, Ortaca'dan ha. gelen yol. Ha. Biz de Ortaca'dan geldik buraya da. Pazara mı geldin buraya? Pazara geldim. Normalde nerede oturuyorsun? Akyaka'da. Çıtlık Karacalan'da oturuyorum. Akyaka'ya pazarlıkla gidiyorum. Burada bugün açık eşyalarım vardı, onu getirdim. Satmak için. Nasıl geçiyor bu koronalı günler, virüslü günler evde? Çalışıyoruz işte, devam ediyor, evde duruyoruz. Bahçe falan var mı? Var. Pazara gidiyorum işte Akyaka'ya, satış yapıyorum öyle. Bir şey yetiştiriyor mu bahçede? Her şey var, maydanoz, nane, her şey, ne isterseniz var. Nasıl, fiyatlar nasıl? Fiyatları 1,5-2 tane veriyoruz. Maydanozu, kıvırcığı. Nane, marul, işte böyle şeyler. İlaç atıyor musun? Hayır. Nasıl yetiştiriyorsun onları, ne şekilde yetiştiriyorsun? Kendi yetişiyorum. Hiçbir şey müdahale etmiyorsun. İnek gübresi atıyorum, inek gübresine yetiştiriyorum. Yani o yanında otlar falan birikiyor ya bazen böyle. Otları kendin yoluyorsun, onlara ilaç da atmıyorsun değil mi? Hayır, hayır. Hiçbir şey vermem. Hiçbir şekilde. Ben atmam. Anladım. Atılıyor ama değil mi? Yaprak gübresi veriyorlar, ilaç da atıyorlar. Başka yere aldığım ötüberle yemyeşil oluyor. Neden oluyor o? Basıyorlar gübreyi, basıyorlar ilacı, onun için. Benimki doğal, anadan doğal. Maydanozlarım burada, küçük yaprak. Teyze ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Satıyor musun onları? Ah teyzem, ah teyzem. Çocukların var mı? Çocukların var mı çocukların? Yok mu? Tamam, tamam alalım bakalım. Nasıl mesela kadınların damağını boyarsın, suratını boyarsın güzel olur değil mi? Benimki makyajsız. Makyajsız ve doğal. Evet. O bitkilerin aralarında çıkan yabani otlar var ya. Hı. Onlar için bir böyle ilaç yapılıyor ya. Kimyasal yapmam, ilaç. Yapmam, hiçbir ilaç vermem. Sence onun bitkilere zararı var mı? Hayır. Çapana alırsın otları. Hayır, yani hiçbir o ilaç var. Yaptığımız zaman o ilacı döksek o bitkilerin arasındaki o yabani otlara onun bitkilere o zararı var mı? Her şeye zararı var. Bütün toprağa zararı var. Toprağa zararı var, evet. Değil mi? Sonuçta o toprakta da bitki evet. de yetişiyor. O bitkiyi yiyorsun. Ne oluyor sonra? Ne oluyor? Geri senin için de. Sonra ne oldu? Korona oldu. Bu oldu, bu oldu. Sağlığın sıhhatin yerinde mi? İyi misin? Ben iyiyim. Şimdi hayır, şükür. Yeter hani dizlerim ağrıyor ama daha ya göbeğime gidiyoruz. Onun için yeter bu kadar. Hallediyoruz gibi. İyi bakalım. Çok teşekkür ederim ablacığım sohbetin için. Allah razı olsun. Samimiyetin için. Çok sağ olun. Fiyatlar niye bu kadar böyle fazla ya? Ha? Alışı fazla zaten. Siz kendiniz yetiştirmiyor musunuz? Biz çilek yetiştiriyoruz. Kendi mahsullerimiz. Çilek, nerenin çileği? Buranın. Gökova'nın çileği. Evet. Köyceğiz'in mi, Gökova'nın mı, Dalaman'ın mı çileği en iyidir? Gökova'nın. Bunları kendiniz mi yetiştiriyorsunuz abi? Kendi bahçeniz mi? Konuşabiliyor musun? Rahatsız mısın biraz? Rahatsız mı var abi? Tamam peki. Yorgunsun öyle diyelim. Peki. Ne oldu? Niye gidiyorsun? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olun. İsmin ne ablacığım? Meliha Devecioğlu. Meliha Devecioğlu. Sizin ablacığım? Hatice Devecioğlu. Ha siz kardeş, abla kardeş? Eltiyiz. Eltisiniz. Ha ne güzel. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada. Gökova'da. Çıtlık. Çıtlık'ta. Burada genelde hep Çıtlık'talar herkes ya. Birkaç tane daha sordum evet, az önce. Pazara gelen oluyor yani. Ha. Sizin bu kendi bahçenizin ürünleri mi bunlar? Evet. Hep bu şekilde mi pazardasın yani? Bu ürünleri mi bazen satıyorsun? Bazen yeşillik yaparız, bazen bunları. Ha. Zamanına göre. Fide yapıyorsun. Ablacığım, çoluk çocuk var mı? Hı, iki tane. Ne yapıyor onlar? Büyükler mi? Kızım üniversitede okuyor. Nerede? Aydın. Aydın'da. Mendres'te. Genelde yakın yerleri seçiyorlar değil mi? Mesela Denizli, Aydın oluyor evet, buradan evet, gidenler. Evet, evet. Onları yazdı. O şekilde oluyor yani. Uzakları yazmadı. İstanbul'a giden çok az böyle. Çok evet, az evet, rastlıyorum çok yani. Siz beraber mi yapıyorsunuz bunu yoksa siz ayrı ayrı yapıyoruz. Ha, senin de burası. Hı hı. Herkesin bahçesi ayrı. Peki, güzel bir soru soracağım. İlaç kullanıyor musunuz? Yani kimyasal atıyor musunuz bahçeye? İlaç olayı nasıl yani? İlaç olayı
Atıyoruz. Atmazsak yalan olur. Çünkü maraz geliyor. Maraz ne? İşte hastalık geliyor. Hı hı. Bahçelerimize. Peki yani o nasıl bir kimyasal atıyorsun? Yani bizim kendiniz mi yapıyorsunuz yok, işte yok. Arap sabunu falan? Ha, ziraattan aldığınız şeyi yapıyorsun. Peki o olmadan olmuyor mu? Yani mesela az önce bir ablayla konuştum. Olmuyor. Yani illa zarar veriyor evet, yani. Evet, zarar veriyor, öldürüyor. Yengemin 2 yıldan beri bamyesi ne kurtaramadı. İlaç vermişken bile öldü gitti. Ama o zaman da mesela ilaçlı ürün almıyor muyuz yani? İlaçlı ürün yemiyor muyuz? Alıyoruz yani? Ama etmek başka zorundayız yani. Çaresi de yok. Evet, diyorsun. Çaresi yok. Isırganı neyde kullanıyorlar? Çorba yapıyoruz bunu herhalde. Ben çorbasını bilmiyorum da böyle krep gibi doğruluyorlar. Krep gibi yapıyorlar. Bir de bunu yağıyla, soğanla şafıyorsun, öldürüyorsun. Hı. Canlı şey diyorsun. Ondan sonra yumurta kırıyorlar. Yumuşacık oluyor. Çok buraya çok göç var mı? Dışarıdan çok evet, gelen var mı? Evet, çok. Fark İstanbullu, İzmirli, Ankaralı işte çok göç var. Hele 3-4 yıldan beri inşaatlar çok. İnşaatlar da çoğaldı. Çoğaldı. Pazarda gezenlerden de anlıyorsunuz aynen, zaten. Aynen anlıyoruz, değil anlıyoruz. Mi? Dışarıdan gelen olduğu belli oluyor zaten. Belli yani. Oluyor, anlıyoruz. Eskiden mesela sizin kendi mülkleriniz var değil mi burada? Evet. Eskiden mesela kiralar falan ne kadardı burada? Şimdi ne şekilde değişti? Kiralar aynı ya. Siz eskiden onu fark etmiyorsunuz aynı. Belki dışarıdan gelenler. Şu anda burada 1 lira, 1-250 lira kiralar. Onlar da 1 artı 1 mi, 2 artı 1 mi? 90-100 metrekare. 90-100 metrekareler evler. 1000 lira, 1200 lira falan civarı evet. Değil mi? Satışlar iyi abi. Allah bereket işlerisi var. Allah bol bereket versin. Pazarlık yap. Pazarlık yapılmaz. Köylü uğraşıyor o kadar. Çabalıyor. Biz de köylüyüz. Biz de köylüyüz. Hani daha iyi biliriz. Feriköy mü? Abi o köy değil ya. O köy sayılmaz abi. Bunlar senin kendi bahçen mi? Bir yerden mi alıyorsun? Alıyorum. Evde. Sağ olun. İnek mi besliyorsunuz? Hayır, çilek alırsak mı çekim yapalım diyorsun yani? Evet. Öyle olur mu ya? Nerede kaldı bu işin samimiyeti? Abi çok acı. Tamam, çilek kaç para? İstanbullulara benziyor abi. En son İstanbullulara benziyor değil mi? Hayır ya, onunla alakalı. Nerelisin? İşte eve gitmemiz lazım da bitirmeye çalışıyoruz. Tamam, nerelisin? Karabörtlendiyim. Karabörtlendi ha, geldiğimiz yer. Siz bunu niye çekiyorsunuz? YouTube kanalı için. Sana söyleyeceğim ismini izleyeceksin. Olur mu? Nasıl çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacağız? Bu çilekler nerenin çileği? Karabörtler. Karabörtlerin başka neyi meşhurdu? Bir de bal. Bal. Bir de baldı sanki değil mi? Evet var. Siz bunları sizin bahçenizden mi? Evet. Ya çekin tamam. Ya var ya. Hissettirmeden çekerim mi? Tamam senden çilek de alacağım söz. Tamam. İsmin ne? Ebru. Bunları kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Evet. Kendi bahçeniz var. Var. Ne kadarlık bir alan? Bahçe. Yani bizim evin olduğu kısım sadece bize ait. Gerisini parayla kiralıyoruz. Yıllık kiralıyoruz. Yetmediği zaman bir yerden kiralıyorsunuz. Gene evet. Karabörtlenden mi? Evet. Yani evimizin karşısındaki tarlada kiralıyoruz. Bir yakın yerleri. Bunlara ilaç kullanılıyor mu? Hayır. Yani şeyden bunlar ilçe tarım müdürlüğünün destekli. Vali Hanım çileği deniyor. Vali Hanım'ın desteği üzerine yapılıyor. Onlar geliyorlar, kontrol ediyorlar. Dikiminden itibaren tek tek aşamalarını bize öğretiyorlar, gösteriyorlar. Şöyle dikin, böyle dikin. Bunlar öyle. Bittikten sonra yani bu seviyeye geldikten sonra bir kontrol oluyor mu onlar tarafından? Hani evet, en son bir bakılıyor mu? Geliyorlar, bakıyorlar. Mesela topluyoruz, veriyoruz onlara, bakıyorlar. Bizim kanalda abone olur musun? Ben mi? Olurum.
Nerenin bir öncesi? Yeşilçam. Kızılyaka, Yeşilçam. Kızılyaka. Genelde orada mı iyi yetişir? He. Başka yerde yetişmez mi? Bilmem, biz kendimizi yürettiğimizden, kendimizi yetiştirdiğimizden her şeyimiz. Oral mısın abla? He, Yeşilçam. Abla ne dedin sen? Tereyağı kendin mi üretiyorsun abla? Ne kadar kilosu? Kendi hayvanlarıma 60 lira kilosu. 60 lira. Biraz yüksek değil mi ya? Efe kendimiz yapıyoruz ya. Ellerimizle. Herkes kendi elleriyle yapıyor ya. Aslında da bilirsiniz. Eline emeğine sağlık. Çok sağ olasın. Evet. Hadi ya. Sizin var mı inek, keçi falan vesaire? İneğim var. Şunu az, şunu az indir abla. Bende yok yok oğlum. Keçisinden. Hepsi var. Hepsi var. Hey maşallah. Bahçemiz var. İşte her şeyi yapıyor. Ne edelim? Ekmekten olsa abi. Evet, evet, evet. Karnımızı doyuracağız. Torunlara bakacağız. Evet, torun kaç tane var? 3 tane torunum var. Burada yaşıyorlar onlar da. Biri Karnas'ta, biri Moğla'da. Sen burada yaşamaktan memnun musun, mutlu musun? Memnunum. Köyünü seviyor musun? Köyün ineği yerine biz yaşamıyoruz. Cennette yaşamadık. Onun farkındasın değil mi? Farkındayım. Mesela şu malum salgın günlerinde büyük şehirde yaşayanları biraz hayal edebiliyor musun? Aynen. Aşk almayız yine. Allah ülkemize yardım etsin. Yani bizim de orada akrabalarımız var, arkadaşlarımız. Biz bak, her işimizi, benim her yakam ağrı. Boyun fıtığı var, bel fıtığı var, dizleme yırtılma var. Böyle ki ben bunları yapacağım diye uğraşıyorum. Yapmasam duramam zaten. Değil mi? Evet. Bunun için biz aşk almayız yine. Böyle böyle yine idare ederiz. Ama... Abla bir şey söyleyeyim mi sana? Hani hiç konuşamıyordun. Hani hiç konuşamıyordun. Nasıl konuştun? Üzere çıkacaksın. Ya. Yapma. Abi kim abi? Eşim. Eşiniz mi? Ha. Abi merhaba. Merhaba. Valla sen yoktun, yengeye konuşturduk. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, insansın, nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Ne satıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Fasulyemiz var, patlıcanımız var, biberimiz var, köy biberimiz var, kapyamız var, kabağımız var, domatesimiz var. Hepsi yerli üretimdir. Kendi üretiminiz? Yok, Fethiye'den, normal üreticiden getiriyoruz. Hepsi taze. Siz buralı mısınız? Evet, neredeyse? Buradayız. Kendiniz yetiştirme imkanınız yok Kendi yetiştirme imkanımız yok. Olsa zaten yetiştirme şeyimiz olsa almayız zaten. Direkt kendimiz yetiştiririz. Direkt zaten üreticiden aldığımız için hiçbir sıkıntı olmuyor. Hepsi taze olduğu için. Çok zamandır çıkıyor musunuz pazara? Bu şekilde mi çalışıyorsunuz? Yaklaşık ilk aydan beri. Daha önce eşim 11 seneden beri babasıyla annesiyle yapmış. Hı-hı. Biz kendimiz eş olarak 2 aydan beri beraber yapıyoruz şu an. Kazandırıyor mu peki? Tabii ki kazandırıyor. Yani aynen. Dışarıdan alıp onun işte nakliyesi vesairesi, buraya gelip pazar açıyorsunuz. Buranın da bir kirası var değil mi? Evet, evet. Yani o anlamda sordum, kazandırıyor mu diye. Evet, evet, kazandırıyor Allah'a şükür. Siz nerelisiniz buranın, hangi köyünde? Gökova Yazıtaş'ta oturuyoruz biz. Hani. Memnun musunuz burada yaşamaktan? Tabii ki de. Yani doğanın güzelliğiyle beraber tabii ki de. Burası, evet. Burası daha rahat bir şekilde mesela. Yeşillik bakımından olsun, her bakımdan olsun, evet. Daha rahat, daha güzel. Eşiniz başka bir işle uğraşıyor mu? Eşim yoksa... belediyede çalışıyordu. Belediye bıraktı, pazarcılığa yapmaya başladı. Ula Belediyesi mi? Yok, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde. He, niye bıraktı işi? Ya merak kazanç ettim. Olarak he. Pazarcılık daha iyi. Öyle mi? Evet, aynen. Yani dışarıdan almanıza rağmen kazanç daha iyi diyorsunuz, evet, değil mi? Ya aldığımız kadarıyla zaten daha fazlasını kazanıyoruz zaten pazarlarda. Peki dışarıdan alıyorsun ya, bir şey yetiştirmiyorsun. Sence bu işi bilmeye gerek var mı? Her gelen de bu işi yapabilir her mi gelen yani? Yapamaz. Bir ufak da olsa bir bilgiye, yani bir bilgiye saygı ne mesela gerekir? Onunla? Ya para hesabı, nereden alınıp alınmayacağı mesela eşyaların, nerede... Onları öğrendi mesela, nereden alacağını öğrendi. Yani bu işi bilmesine ya gerek var. Ya yapar yani. Tezgahı açacak, satacak yani değil aynen mi? Aynen öyle. Buradaki ev, oturduğunuz eviniz kendi eviniz mi? Kendi evimiz, kendi evet. Eviniz değil mi? Ne kadarlık bir arazi alan? Ne kadarlık bir... Bir bahçeli bir eviniz var bahçeli muhtemelen. Bahçeli evimiz var, evet. 2 katlı evimiz var. 3 yaşında bir kızımız var. Oğlum Allah bağışlasın. Teşekkürler. O kızın mesela eğitimiyle alakalı, benim de 3,5 yaşında kızım var bir tane de. İnşallah. Mesela o kızın eğitimiyle alakalı bir burada bir endişeniz var mı yoksa gayet de bir sıkıntı yok gibi bir durum endişe var? Endişe nasıl endişe? Mesela burada kreş yok. Ha, eğitimiyle alakalı. Yani eğitimiyle alakalı kreşimiz yok mesela. Doğru düzgün park alanlarımız yok mesela burada. O sıkıntımız var. Mesela doğru düzgün çocukların oynayacağı bir bölüm yok mesela. Evet. Park, doğru düzgün bir parkımız falan yok. O konuda biraz şikayetçiyiz ama diğer gibi gayet iyi. Okul anlamında, okul çağına geldiği zaman bir sıkıntı yaşayacağını sıkıntı olmaz. Düşünmüyorsun. Aynen, bol bol okul var.
Evet. Ortaokul var, lise var, ilkokul var. Onda bir sıkıntı yok. Yakın civarlarda Akyaka var, değil mi? Evet. O konuda bir sıkıntı yok. Yok. Marmaris zaten 15 dakikalık bir yer. Evet. Sıkıntı olmaz. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Abicim nasılsın? Kolay gelsin. İyi alışverişler. Bunlar nerenin balları abla? Gökova. En iyi bal nerenin? Efendim? En iyi bal Köyceğiz'in mi, Gökova'nın mı? Gökova'nın. Niye Gökova'nın? Ne farkı var? Çam balı. Çam balı. Evet, hakiki çam balı yani. Gökova. Ege'ye göç ettim. Ege'ye göç ettim. Kanala abone olur musunuz?